Ladies and gentlemen, our next contest will be fought in the FFC under 80 kilogram category. Please welcome our first fighter making his way to the blue corner from Holland, Chico Kouassi. And ladies and gentlemen, please welcome our second fighter making his way to the red corner. Representing Serbia, please welcome Miloš Daković. Ladies and gentlemen, introducing these two FFC warriors once again. Fighting out of the blue corner. He weighed in at 80 kilograms. He is 23 years of age and stands 190 centimeters tall. He has a fantastic record of 39 wins with just 5 losses, with 22 wins coming by way of knockout. He represents Mike's Gym from Holland. He is Chico Kouassi. And fighting out of the red corner, this fighter is 24 years of age and stands 189 centimeters tall. He has 7 wins with just 2 losses, one of those wins coming by way of knockout. He represents Team Sindjelic from Serbia. He is Miloš Daković. Your referee in charge of the action is Salih Demirdelen. Salih Demirdelen karşılaşmayı yönetecek değerli izleyenler. 80 kilogramdaki müsabakamız Chico Kouassi ve Miloš Daković arasında. Kontroller yapılıyor. Son hazırlıklar yapılıyor artık. 80 kilogramda güzel bir mücadele başlayacak. Chico Kouassi genç yaşına rağmen çok fazla maç tecrübesi olan bir isim. Siyah şort ve siyah eldivenleriyle kendisini izliyoruz. Karşısında Miloš Daković var. O da yüksek bir galibiyet-mağlubiyet oranıyla buraya geliyor. 4 yaşındaki sporcu gri şortu ve sarı eldivenleriyle şu anda FFC ringinde. Chico Kouassi direkt olarak Mike Passanier'in öğrencisi. 44 maçta 9 galibiyette buraya geldi. Bu 39 galibiyetin 22'sini nakavtla almayı başardı. Yalnızca 5 mağlubiyeti var kariyerinde. Bakalım bu maçta da Miloš Daković'e karşı bir nakavt galibiyeti bulmayı başarabilecek mi? Daković ilk puan alan darbeyi bulmayı başardı karşılaşmada sakroşesiyle birlikte. Chico Kouassi İlk bölümde tartma çabasında rakibini. Çok fazla hata geçmedi, çok fazla boşluk da vermedi. Daković'in neler yapacağını görmek istiyor Chico Kouassi. Şimdi yavaş yavaş kombinasyonlar başlıyor dakikanın sona ermesiyle birlikte. Daković sonra kardından sağı vücuda doğru uzattı. High kick noklandı. Kouassi tarafından low kick isabeti, ardından direkt yumruklar. İsabeti buluyor Daković. Uluslararası sporcu karşı karşıya Alanya'da FFC 5 gecesinde, Fighting Fit Club gecesinde değerli izleyenler, Illusion Event Hall'dayız. Stop! Time stop! Evet, Salih Demirdemir araya giriyor. Hemen süre durduruldu ve maçımız kaldığı yerden devam ediyor. Mike Passanier de gece boyunca bolca ekranlarımıza gelecek. Hakikaten rakip boksunun en önemli isimlerinden bir tanesi Passanier. Gerçekten bir sporcu yetiştirme uzmanı.
Bunun yeni genç yeteneklerinden Chico Klasi'yi şu anda burada ringde güzel bir dizisi çıkarmaya başardı. Lakovic'e karşı yavaş yavaş daha fazla isabet bulmaya başlıyor Chico Klasi'yi. Lakovic'in tekme denemesi bloklandı. Lakovic dengesini kaybeder gibi oldu ama devam ediyor karşılaşma. Sol rek isabetliydi. Operasyonları Lakovic'in genelde gardta kalıyor Chico Klasi'yi. Sol rek isabetinin ardından ellerinin ne kadar hızlı olduğunu da göstermeye başladı. Güzel kullandı ardından. Soluyla, sol yumruğuyla devamını getirdi. Klasi. 25 saniye kala ilk roundun sona ermesine. Çubuk Klasi rakip üstlükle devam ediyor. Dengesi bozulunca yukarıdan sekiyor Lakovic ama şu ana kadar kendini yerde bulmadı. Son saniyelerindeyiz ilk roundun. Ve ilk roundun sonuna geldik. Chico Klasi, Miloš Lakovic karşılaşmasında ilk round sona eriyor. Alanya'da Illusion Event Hall'da ilk round biraz daha sporcuların birbirinin tarttığı bir round şeklinde geçti. Lakovic daha iyi başladı. Klasi son bölümlerine doğru bir adım daha öne çıkmayı başaran taraf gibiydi. İşte bir yandan köşeler, bir yandan da rounddan görüntüler ekranlarınıza yansıdı değerli izleyenler. Nefis bir ortam var Alanya'da, gerçekten bunu söylemek lazım. İşte keyifli karşılaşmalar izliyoruz şu ana kadar. FFC 5 gecesinin 4. karşılaşmasındayız. Chico Klasi ve Miloš Lakovic arasında. İkinci rounda geçiyoruz değerli izleyenler. Sol ayak sabiti geldi Chico Klasi'den. İkinci roundun ilk bölümlerinde. Aktif olma çabasında. Tekmelerini çok iyi kullanmaya başladı ikinci roundla birlikte. Chico Klasi bir kez daha bu sefer rakibinin omzunda kaldı. Rakiplerin high-kick'i uzattı yine. Tekmelerden biri tam isabet olursa Lakovic'in maçta çok uzun süre kalması kolay gözükmüyor açıkçası. Lakovic biraz daha atak olmak hissediyor kendini burada ama Klasi maçı başından beri çok istifini bozmadı. Tekmeler geldi karşılıklı. Sol direğini uzatıyor Miloš Lakovic. Üstündeki rakibinin sağ direk kontrası. Maçın orta noktasındayız. İkinci roundun bitimine 1.5 dakikadan daha az var artık değerli izleyenler. Eğer bir knockout görmezsek ki Klasi'den güzel bir kombinasyonu 3 isabet buldu üst üste. Bir knockout görmezsek karşılaşmanın orta noktasını az önce geride bıraktık. Spinning Backfist kaçtı hemen. Önce sağ ardından sol tekmeleriyle kontraladı bunu Chico Klasi'yi. Haki kaçıyor. Soluyla 2 isabet. Sol direkt daha geldi Chico Klasi'den. Rakibin doğru noktada tutma çabasında, doğru mesafe tutma çabasında bir yandan Hollandalı sporcu. Stop. Fight.
30 saniye var ikinci round'un bitmesine. Chico Klasi, Miloš Popović karşılaşmasında. Break! Sarılma. Evet, üstündeki rakibinin tekmeyi yakaladı burada. Bu yüzden bu yer alıyor. Klasi. High kick. Sol direk, sağ direk. Klasi roundun son bölümünde daha net halleri bulmayı başardı ve ikinci roundunda sonuna geldik. Chico Klasi, Miloš Popović karşılaşmasında. Üçüncü rounda gideceğiz değerli izleyenler. 80 kilogramda. Karşılaşmalarının yarısından fazlasını knockout'la kazanmış bir isim Chico Klasi ama Popović'e karşı çok fazla knockout'a yaklaşma şansı bile olmadı şu ana kadar. Mike Passanier'den talimatlarını alıyor. Chico Klasi köşesinde. Kırmızı köşede de son hazırlıklar tamam. Yaş. Yaş. Time. Fight. Üçüncü round. Son round. Son üç dakika artık. Miloš Popović. Chico Klasi karşılaşmasında. Kickler geldi. Klasi'den ve Popović'ten. Popović geri bildiri gitti. Üstündeki rakibinin low kick'in ardından kombinasyon kapandı. Klasi sol direk isabeti. Ay ki güzel geldi. Chico Klasi'den. Popović bir an sarsıldı. Klasi üstüne gidiyor rakibinin. Alan bırakmama çabasında. İstediği gibi içeri girmeyi de başaramadı Popović şu ana kadar. Break! Sporcuların boyları yakın ama bacak boyu konusunda özellikle Chico Klasi'nin üstünlüğü var rakibine karşı. Sağ direkte güzel geldi ardından. Sol direkte düzeltiyorum ardından sağı biraz ensesine doğru geldi. Popović'ten problem yok. Tekmeyi çok güzel kaldırdı. Ön tekme isabeti. Ardından bir de diz Chico Klasi. Üçüncü roundda çok daha net darbeler geliyor Break! Kendisinden. Kuşisi Chico Klasi'den push kick'i istiyor. Break! Fight! Son 90 saniye karşılaşmada artık. Chico Klasi, Miloš Popović mücadelesi. Diz isabeti geldi. Klasi rakibinin boşluk verdiğini gördüğüm yumruklar geldi üst üste. Popović bir an sarsıldı. Klasi. Üstüne gidebilecek mi sırf rakibinin göreceğiz. Hollandalı sporcu. Yine kısa mesafeden de isabetler bulmayı başarıyor kendisi ama. No finish. Son dakika. Servisine geldi. Çekerek bunu yapmaması lazım Klasi'nin. Salih Demirdal'in uyarısı var. Artık hakemlerin puanlamasına gideceğiz gibi gözüküyor. Yine iyi bir sol isabeti geldi Chico Klasi'den. Nakat çıkmayacak bu karşılaşmadan. Son 10 saniye işareti geldi. Popović yorgunluğuna rağmen aktif kalma çabasında hala. Stop! Ve mücadelemiz sona eriyor. 80 kilo daha Chico Klasi mi yoksa Miloš Popović mi? Galibiyet kimin olacak? Merakla bekliyoruz değerli izleyenler.
İşte görüntüler karşılaşmadan son bölümde avantaj elinde bulunduran taraf Chico Kvasi'ydi. İşte Miloš Taković. Bu arada Paul Nichols da Arthur Chill'in yanında. O da ekranlarımıza yansıdı uluslararası yayında. Ringdeki görevinin ardından yorumlarıyla da bulunuyor. Paul Nichols değerli izleyenler. Ve artık Chico Kvasi, Miloš Taković karşılaşmasında mücadelenin galibini öğrenme vakti geldi. Mikrofon Grant Waterman'da. Ladies and gentlemen, once again, three incredible rounds of FFC kickboxing action. But at the end of the contest, we go to the judges' scorecards, and we have a unanimous decision in favor of your winner. From Holland, Chico Kvasi! Hakemlerimizin ortak kararıyla Chico Kvasi galibiyete ulaştı değerli izleyenler. Kariyerinin 45. maçında 40. galibiyetine de ulaşmış oldu böylece. Hollandalı sporcu, Mike Vassanyen'in öğrencisi galibiyetin ardından işte FFC'den de kupasını alıyor. Salih Demirdelen Chico Kvasi'ye kupasını verdi.